Sonra Suriye Kürt asıllısıyla, Arap asıllısıyla, Türkmen asıllısıyla tası darağı topladılar. Boşaltılan bir Suriye var. Hocam 3. Dünya Savaşı'na mı hazırlıyorlar dünyayı? Kesinlikle. Bakınız, ben söylemiyorum. Şimdi Çin'de bir kuş gribi çıkıyor. Bu konuda İngilizler de, İngiltere, para konusunda Almanlar çok iyi çalışıyor. Diğer alüminyuma yüklenmiş nano teknolojiyle üzerimizden geçen uçaklar var ya, ülkelerden üstümüzden geçen 10-11 kilometre uçaklardan, buralardan nanoteknolojik virüsler püskürtüyorlar. Ben söylemiyorum bunu. Bu konuda İngiltere'de yayınlanmış düzenlerce kitap var. Çünkü bakıyorsunuz bugün Çin'de bir kuş gribi çıkıyor, durduk yerde. Aradan bir hafta geçiyorsunuz. Aa, Anadolu'nun, Erzurum'un bilmem ne köyünde de kuş gribi var. Kardeşim, o virüs uçarak mı geldi buraya? Ha, olay şu. Bugün bir şeyi daha söyleyeyim net. Bugün bunlar da bir raporlar. 4 gencimizden biri kısır artık. Evet. Gençlerimizin. Antidepresanla her programda değiniyorum. Bir kez daha değiniyorum. Devletimizin bütün kademelerine şu antidepresan meselesine mutlaka çözüm bulmaları lazım. 2012 rakamı sadece 27 milyon kutu insanlarımıza kullandırmış. Tuzak mı hocam bu? Tuzak. Neyin tuzağı? Antidepresanı bir yıldan fazla kullanırsanız, açık ifadem, bazı doktor, hekim arkadaşlara vermek zorundayız. Canım, bu toplumun hepsine değil. Hastadır, 100 binde 1000'de 1 hasta vardır, verirsiniz. Ama bugün üniversite öğrencilerinin cebinde Halil Bey, aspirin gibi taşınıyor bu ilaçlar. Ve çok normalleştirildi evet. Hocam. Evet. Bakınız, antidepresan sizin bütün normal kabul ettiğiniz değerleri yıkar. Sonra anormal kaybettiğin olarak gördüğünüz bütün değerleri sizin tabii değeriniz haline getirir. Bunu ben söylemiyorum. Prozac toplumu diye bir film var. Seyretsinler. Acı reçete diye Türkiye'de bir oynatılan birkaç sene önce bir film var. Buna baksınlar. Bu konuda Amerika'da çok ciddi çalışmalar var. Ama şunu net olarak söyleyelim. Öte taraftan GDO'lu. Hele ben buradan bir şeyi tekrar insanlarımıza somut şeyler de söyleyelim Halil Bey. Buyurun hocam. Yani ben buradan Fatma teyzeme, Muharrem amcaya, 80 milyon kardeşime şunu söylemek istiyorum. Lütfen. Aldıklarınızda mısır şurubu yazıyor ise. Mısır şurubu. Evet. Var ise. Veyahut bir baklava alıyorsunuz. Evet, çok ucuz. Sakın almayın. Bakınız, bunlar mısır şurubu. Prostat kanseri. Rahim kanseri. Kanser. Meme kanseri. Kısırlık. En baba etkeni. Ki bunlar artan vakalar. Evet. Ve maalesef. Bunu Türkiye'de pazarlayan, imalatını yapan, en muhafazakar olduğunu söyleyen bir grupla Amerikalı. Devletimiz bunların tedbirini almak durumunda. Bunları sıradan söylemiyorum. Bunlar hep isteyene bilimsel raporları gösteririm. Davet etsin devlet beni. Bunların bilimsel raporlarını gösteririm. Çünkü topyekün, şimdi bir tarihte bir tarım bakanı şöyle bir laf etti. Efendim dedi, biz GDO'lu ürünleri, yani insanların yiyeceği izin vermiyoruz dedi. Peki niye izin veriyorsunuz? Hayvanların yemlerinde olabilir dedi. Şu kadar. Ki Amerika'daki olanların bile üzerinde. Peki anam babam, besin zincirinin son halkası kim? Ademoğlu Havva kızı. Peki GDO orada patlamayacak mı? Danayı, koyunu kim yiyecek? Hayvanın sütünü kim içecek hocam? Evet. Evet, onun için açıkçası insanlık topyekün bir tehditle karşı karşıya. Bu anlamda ilk seçilen unsur da açıkçası Müslümanlar. Müslüman coğrafya istikrarsız hale getirilmek isteniyor. Bu İslam coğrafyasının içinde baktığınızda el ayağı tutan, tarihi imparatorluk geleneğiyle olan ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti.